Merhabalar, Doktor Özgür Kılıç Kesmez. Girişimsel radyoloji uzmanıyım ama bugün girişimsel radyolojinin bir alt dalı olan girişimsel nöroradyoloji ve bununla ilgili bir tedaviden bahsetmek istiyorum. Girişimsel nöroradyoloji aslında beyin damar hastalıklarıyla uğraşan, yine minimal invazif, anjiyografik yöntemlerle tedavi yapan, çok gelişmiş teknolojiye dayalı bir bilim dalı. Bugün bahsedeceğim konuysa beyin damar baloncukları, bunların yırtılması ve diğer ismiyle anevizmaların tedavi edilmesi konusunda konuşacağım. Toplumda yaklaşık %3 sıklıkla rastlanırlar ve maalesef çoğunlukla da istemediğimiz bir şekilde ortaya çıkarlar. Genelde beyin kanamalarıyla saptanırlar. Bu baloncuklar beyin damar duvarlarındaki zayıf noktalardan bir nevi böyle boyunla balonlaşmalar şeklinde ortaya çıkarlar ve normal damar duvarına göre çok daha zayıf duvara sahiptirler. Dakikada 60-80 arası kalp atımı olduğunu düşünürsek sürekli bu baloncuğun içerisine doğru yüksek basınçlı bir kanın travma etkisi olduğunu düşünebiliriz. Böylece o baloncuğun da içindeki zayıf bir noktadan kanama ortaya çıkabilir. Maalesef bu hastaların bir kısmı hastaneye ulaşamadan kaybedilir. Diğer hastalarımız ise hayatlarındaki en ani ve en şiddetli baş ağrısını yaşadıklarını tarif ederler. Bir kısmı zaten bilinç kaybıyla hastaneye gelir veya felç durumu gelişebilir. Birinci saptanma metodu. İkinci olarak da bunların boyutları çok artar ise eğer beyin içerisindeki bir takım yapılara baskı yaparak bulgular verebilirler. Örneğin çift görme veya göz kapaklarında düşüklükler olabilir. Veya sıradan bir baş ağrısı ya da baş dönmesi gibi bir sebeple beyin MR veya BT çekilirken bu baloncuklar görülebilir. Bunlar tabii şanslı gruplar, kanamadan ortaya çıktıkları için değerlendirilip gerekenler uygun şekilde tedaviye yönlendirilebilir. Ancak hasta eğer kanamayla başvurmuşsa, birisi kanamayı tecrübe etmişse mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Çünkü ikinci kanama yakın zamanda gerçekleşebilir ve bu çok daha ölümcül olabilir veya çok ağır felç durumları gelişebilir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. İki çeşit tedavi yöntemi var. Birincisi açık cerrahi, beyin cerrahları tarafından yapılan kafatası açılarak ve arkasından normal dokular geçip bu baloncuklara ulaşılarak mikroskop yardımıyla metalik bildiğiniz mandal şekilli bir şeyle bu baloncuğun boyunu kıstırılır ve kanın baloncuk içerisine girmesi engellenir. Sonrasında kapatılır ve hasta iyileşme sürecine bırakılır. Bir diğeri girişimsel nöroradyologların yaptıkları anjiyografik yöntemle kapalı ameliyat. Bu da kasık veya kol damarından girilerek ince tüpler vasıtasıyla bu baloncuğa ulaşılır ve içerisine çok ince saç kılı inceliğinde ve böyle dikiş ipi yumuşaklığında platin teller doldurulur. Amaç yine kanın bu baloncuk içerisine girmesinin önlenmesi, basıncın azaltılması ve kanamanın engellenmesi. Boyunu çok geniş ise bu baloncukların bazen çok ince balonlarla gidip oradan destek alıp içini daha iyi doldurabiliriz veya kanama olursa o esnada balonu şişirip işlemimize devam edebiliriz. Yine başka bir yöntem, boynuna bir stent açıp içerisinde doldurabiliriz ya da son 10 yılda çıkan çok yüksek teknolojik ürün olan böyle tül perde benzeri ince stentleri koyup orada normal bir damar yaratabiliriz. Tabii bunlar kanamış gruplar. Kanamamış gruplarda nasıl tedaviye karar veriyoruz? Boyutu çok büyük olanların kanama ihtimali daha fazla. Örneğin 7 mm'nin altında bu %0.5'ler civarındayken 20 mm'nin üzerine çıktığında yıllık kanama ihtimali %15-20'lere ulaşabilir. Veya kadın cinsiyet, aşırı sigara içilmesi, aşırı alkol tüketilmesi, hipertansiyon kanamayı ve anevrizma büyümesini arttırabilir. Onun dışında ailevi polikistik böbrek hastalığı veya biküspit aort koarktasyonu gibi hastalıklarda da yine kanama riski ve anevrizma saptanma oranı yüksektir ve bunların takip edilmesi gerekir. Bu şekilde gerekli takiplerle, gerektiği zaman tedavilerle hastalarımızın bu kanama sorununu engellemeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim.